Arkadaşlar şöyle size öncesinde küçük bir fragman yapayım. Bu aldığımın eteği, normalde bunu düz yazmaya, içi boş yazmaya da yapabilirsiniz. Şu kurdeleyi sadece daha küçük bir kurdele seçmeniz gerekiyor. Bu özellikle siyah kalın kurdele aldığımı da kullanın arkadaşlar. Bunun da bir özelliği var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bunu tekrardan köşeli yeşil, su yeşili inci boncuk ve bu şekilde lazerli gri boncuk ve yeşil yazmaya yapacağım. Ama bu aldığım eteği olduğu için özelliğine ve doğallığına uygun olarak bu şekilde yaptım. Daha sonrasında da bunları değiştirebilirsiniz modellerine göre. Şimdilik videomuza Herkese geçelim. merhabalar. Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bir tane model paylaşacağım. Geçenlerde yaptığım canlı yayında bir tane takipçim, organik bir hesap. Daha önceki videolarımda bu şekilde paylaştığım yöresel kıyafetler veya yazmalarda videolarda yorumları var. Ve birkaç tane model istemişti benden. Birazcık üzerinden geçti. Unutmadım ama birazcık ihmal ettim. O yüzden tekrardan rica etti. Ben de onun için bunları paylaşmak istedim. Bu şekilde yapmak isteyen ve örnek arayan arkadaşlara da şuradan fikir olması için paylaşacağım. Bunlar normalde bildiğimiz kurdele arkadaşlar. Siyah olmasına fayda var. Bu zaten çok eski bir gelenek. Yaklaşık 450-500 yıllık bir aldığım bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde İlk önce çiziyoruz. Daha sonrasında böyle lazerli pullarla pulluyoruz. Bunun bir manası var. Bunu sadece evliler takabiliyor. Bekarlar takamıyor. Düğünden itibaren bu kullanılır arkadaşlar. O yüzden bu şekilde normalde her renkte yapılabilir ama ben kızım için 6 ay kınasında kullandım bunu. Yaptım kendim. O zaman yeşil ve kırmızının daha da uyduğunu düşünerek bu şekilde bir model yapmıştım. Bunu cetvelle daha öncesinde çiziyorsunuz. Daha sonrasında da işliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi ben daha orijinal bir aldığım yapacağım. Bu genelde bizim işte tanıtımlarda, gövdesi tanıtımı veya buna benzer şeylerde çok fazla karşılaştığınız aldığımın normal yani güncel modeli olacak. Bu da çocuk versiyonu. Bu küçük bebek versiyonu. Bu 6 ayda kullandığımız. Bu da normalde büyükler için yapılan aldığını. Şimdi bu kat izleri var. Bunları ütüleyeceğim. Sonrasında da yine cetvelle çizeceğim. Yerleri belirteceğim. Bunun gibi baklava olmayacak. Daha farklı bir model vereceğim ona. Onun için onu da zaten bizzat sırasıyla paylaşacağım. Zaten yapılmasının devamını isteyen arkadaşlar da yorumları yazabilir. Gülşah Hanım gibi bakın. Bu bunun eteği. Bu da bildiğiniz gibi yine siyah kurdele. Siyah kurdele üzerine ilk önce bunları işliyoruz. Yani bu şekilde yapacağız. Sonrasında bunun da işlemi bittikten sonra buraya tam uç kısmına bunun şöyle şu şekilde şöyle yapalım. Bu şekilde buraya dikilmesi gerekiyor. Sonrasında da bu normalde 4 metre bir siyah kurdele. Şöyle düz siyah bir kurdele. Genelde büyüklerde kalın kurdele daha böyle küçük. Orijinin minyatür olanı siyah kurdele kullanıyorsunuz. Bunları da takıp sonrasında çıkartabiliyorsunuz. Yani o yüzden yıkaması çok basit. Kesinlikle makineye atmıyoruz. Bu şekilde yapacağız. Şimdi 4 metre olan siyah kurdelenin ben yaklaşık 2 metresini biraz daha geçkin bir şekilde yaptım. Çok basit bir işlem. Birazcık zor ve şeyli görünebilir. Şöyle ipim dolaştığı için bir tane kısmını göstereyim size. Bu şekilde olacak. Şöyle biraz yakın plan alayım. Çünkü Gülşah da zannediyorum arkadaşımın ismi. Tam şimdi hatırlayamadım. Onlar birkaç kez hatırlatmıştı. Ben de elimle yaptığım herhangi bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bunun ön yüzünü şu pullarla pullayacağız. Bunlar yaklaşık 9 taneydi. Biraz bitirdim ben. Zaman zaman zaten vaktim oldukça, işlerden vakit buldukça o şekilde yapabiliyorum.
Çok aktif değilim. Ona rağmen çok iyi gidiyor. Çok hızlı ilerleyen bir yazma olacak. Bunu eğer ki yaptırmaya kalkarsanız arkadaşlar, bunu eğer bunları yapan kişiler var, kendi elinizden de gelmiyorsa birazcık tuzlu maliyeti. O yüzden yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Bakın burada da zaten örneği var. Ben genelde kendim bir şeyler çıkarmayı seviyorum. Çünkü bazen orijinaliyle birebir tutmuyor. Çünkü her yörenin yapılışı farklı. Yani Aldemir'deki mesela köy köy falan fark ediyor yani. O yüzden bunu da birazcık ulaşmakta zorlandım. Ama başka bir resimden, videodan gördüm. Oradan şemasını çıkardım. Şimdi işlemesini yapacağım. Onu da sizinle şemasını paylaşacağım inşallah. Bak, şuraya kadar geldim. Gülşah Hanım, bundan yapmak isterseniz ilk önce şunun gibi malzemeleri de sayayım ben. Bunu en son tekrar fragmanla yapabilirim. Bunlar inci arkadaşlar. Normal küçük inciler. Bunları tuhafiyeden bulabilirsiniz. Beyaz inci. Küçük. Bunlardan alacaksınız. Bunlardan bir tane torbanın içinden 12 tane çıkıyor. 12 dizi çıkıyor. Şu ana kadar ben 2 tane dizi gitti şuna. Şu görsele 2 tane gitti. Ondan sonra ben de yaklaşık 3 tane daha alacağım. Toplamda 5 paket gitmesi gerekiyor bu şekilde. Buna dikkat edelim. Yoksa yarım yarım sizin işini zorlaştırabilir. Bundan 9 paket almıştım. Daha şimdi çünkü aldığım yüzüne de lazım. O yüzden 7. 2 paket bitti. 3. paketten de almaya başladık. Şimdi birazcık size isterseniz detaylardan sonra da nasıl yapılır onu anlatayım hemen. Arkadaşlar, bunların karışmasını istemiyorsanız eğer oturduğunuzda şuradaki benim yaptığım gibi çengelli iğne alıp onu bir yere sabitleyin. İki tarafta şöyle. Sonrasında da buradan hiç kesinlikle karışmadan yapabilirsiniz. İpinizi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bakın bu biraz böyle anlatımlı olsun ki yaparken zorlanmayın. İlk önce bu malzemeleri alın. Bir de böyle bir ipe ihtiyacımız var. Beyaz inci, beyaz ip olması gerekiyor. Bir de böyle lazerle gri pullar. Bunlar da işimize çok yarayacak. Şimdi ipimizi bu şekilde alıp şu şekilde iyice germeniz gerekiyor. Çok iyi girilmesi gerekiyor. Yoksa bayağı bir işinizi zorlaştırır. Şöyle yapın. Bu şekilde yapın. Biraz uzun olsun. Sonrasında da kopartın ve iğnemizi çok kalın değil zaten. İğnemiz de çok kalın da değil. Çok ince de değil. Biz oyalamayacak şekilde. Şimdi şuradan aralardan karışmaması için açtım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şurası beyaz olduğu için biraz daha ipimizi iki kat yapıyorum. Bu bayağı bizim moda, hem de kesinlikle modası geçmeyen, çok fazla ilerleyen ve ilim aldım, iki katlı incileri geçirdim. Şimdi ilk defa yaptığımızda bakın şuradan başlıyoruz ya, burayı 14 tane alacağız. 14 tane alacağız. 2 tane çektim. Bu şekilde ipinizi kopartın. 4, 6, 8, 10, 12. Şuraya kadar iğnenin tamamına kadar geçirelim ki önce. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burası tamam. Burayı bu şekilde koymanız yeterli. Şimdi burada lazerli pullar var ya, onu da alalım. Şöyle
şu şekilde. Bu normalde daha farklı yapılabilir ama böyle masada değil tabii ki. Masada yapılmıyor. Ben size göstermek için. Oturup yapabilirsiniz arkadaşlar. 14 tane ince aldım. 2 tapta. Sonrasında pul taktım. Pul taktıktan sonra 2 tanesinin içinden böyle geçirdim. Buraya 2 etap kapattım. Şimdi 2 tane de ince alıyorum. Pulun ortasına geçirdim. Pardon. Şöyle yapalım. Pulun ortasına geçirdim. Şimdi buradan yine geri dönüyoruz. Pul burada ya. Şöyle iğnenin aldığı kadar geri dönelim. İğne biraz küçük olduğu için geriye kadar çektim. Sonrasında burada yukarıda bir tane kalana kadar, bakın, bir tane ince kalacak yukarıda. Onu da şöyle geçirelim. Bir tane burada kalması gerekiyor. Şu yani, o da şu oluyor yani. Buralar iki tane olması gerekiyor. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar bir kirazın dalları. Mutlaka vardır bunda bir anlamı ama araştırmak gerekiyor. Bakın, iki tane pul bu tarafta, iki tane pul. Üstlerde iki tane ayrılıyor. Altlar da bu şekilde ikiye ayrılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bunun gibi yaptım. Bakın yavaş yavaş göstereceğim size. Bunu iki parça yaptım. İki ayrı. Şimdi buraya ilk başta 14 yapmıştık. Şimdi 13 yapacağım arkadaşlar. Bir tane eksiltiyorum. Diğer parçaya geldim çünkü. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13. Pardon. 12. Çok zor gibi görünebilir ama değil. Bu kadar güzelliklere bence değer. Çünkü bir tane video paylaşacağım sizinle. İnşallah onun izni alabilirsem. Bizim yöresel kıyafetlerin, adetlerimizin yapıldığı bir televizyon programı vardı. Şimdi bakalım, inşallah onu da paylaşırsam. Bu zaten sizde ne paylaştığımı çok rahatlıkla göreceksiniz. Aldemi nedir? Üç etek nedir? Bunlar bayağı ilgi gören, bu taraflarda hiç kesinlikle yozlaşmayan adetlerden bir tanesi. Geleneklerine sadık olan kişiler yıllarca bu gelenekleri sürdürmüşler. Biz de devam ettiriyoruz. Bakın burayı da yine, burayı anlamışsınızdır. Burayı ikili yaptım. İki tane yaptım, geri döndüm. İki tane yaptım, geri döndüm. İkişer tane var zaten. İsterseniz bu gösterdiğim alanları resim çekebilirsiniz. İsterseniz de sadece işlemi yaparken tekrar bir tane de video isteyebilirsiniz. Bakın böyle karışabilir. Bunları ayırın mutlaka. Burası bitti. Sizinle şunu yaptık. Bence bu başörtüsünü takan, yani aldemi takan, çok çirkin olsa bile çok güzel görünebilir. Çünkü inanılmaz güzel bir görseli var. O yüzden şimdiden tavsiye ediyorum. Alın hemen. Çok pahalı bir şey değil. Aslında yapılan şunlar, ben size fiyatlarını da söyleyeyim. O zaman Gülşah Hanım ve diğer arkadaşlar. Şunun 20, 12 tane çıkıyor içinden. Dizisi 15 lira. Yer yer değişebilir. Normal ana fiyatı 15 lira ama 25-30 lirada satanlar var. Lütfen bunlara gelmeyin. O yüzden birazcık araştırın. Şunlar da lazer pullar. Bunlar da plastik lazer pullar. Bunları da
3,5 lira falan şu kutular. İşte 30 paket falan gider. Yani en fazla gidecek masraf, bu arada söyleyeyim sizlere, 200 lira falan ancak gider. Geri kalan 1200 lira cebinizde kalabilir. Bunu yaptırmak biraz, eğer ki yapamazsınız, beceremezsiniz, yaptırmak isterseniz birazcık kesenin ağzını açmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle yapacağız. Bakın. Şöyle tuttuk. Ben size kolaylık olsun diye gösteriyorum. Bakın. Burayı her arayı, her boncukların arasını 3 tane şunlardan yapacağız. Bakın o da nasıl? Bu da yine eski bir düğüm şekli arkadaşlar. Bu şekilde bunu yaparsanız hem ilerlemiş olursunuz hem de çok da güzel görünüyor. Çok harika görünüyor. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapayım sizler için. Sonrasında yorumlarınızı alacağım. Şimdi 3 tane şunu yaptık. İğneyle ipliği taktık. 3 tane şundan yaptık. Sağlamlaştırma yaptık. Sonrasında 14 tane ince alacağız. Ama her ipinizi bitirdiğinizde ipler lastik ip, yani polyester ip olduğu için sökülme, dağılma olasılığı çok olur. Her defasında da şöyle arkadaşlar bir tane çakmak bulundurun yanınızda. Şöyle alın. Bu iplikleri birbirine bağlayacaksınız ya. Bunları böyle yapmanız gerekiyor. Hem bak yani kesmektense bu şekilde yaparsınız eğer, daha uzun ömürlü bir al deneyiniz olur. Şık şık hazır. Dedim ya çok çirkin bir kişi falan bunu taksa bence dünya güzeli olabilir. O yüzden hemen sarıldım böyle şeyleri. Yani bu çirkinlik güzellikle alakalı bir durum değil de inanılmaz bir havası var. İnsan çok önceki yıllara falan gidiyor. O yüzden takmak istiyorum. Şimdi burayı 14 yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Artı 4. Bir tane pul. Pulumu sonuna kadar böyle geçirdim. Şöyle tuttum. İsterseniz şöyle yapabiliriz ama videonun sonuna mı geliyorum? Serkan neydi soyadını unuttum. Serkan Başkan diye birisi vardı da. Onun kanalında var. İhbal Gürpınar bizim göreye geldiğinde giydikleri, taktığı al yazma arkadaşlar. Al deme, al yazma değil, al deme. Orada da görüp benim ne yaptığımı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ben bunu ilk önce eteğini yapıyorum. Sonrasında yüzünü işleyeceğim. Kanal sahibinin ismini unuttum. Arkadaşlar çok garip bir şekilde şu anda. 8 yıl önce İkbal Gürpınar geldiğinde bu aldemi takmıştı. Bizim yöreye ait ve üç etek giymişti. Ben şimdi birebir onu yapıyorum. Olmadı. Kanalın linkini açıklama kısmına paylaşabilirim. Oradan izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve hangi, pardon, neden bahsettiğini de çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Burası böyle değil, pardon. Burası iki yapmışım. Buraya geri dönmüştüm. Burayı da bak, ilk birinci sırayı bitirdim. Fırılaşıyor. Şimdi ikinciye geçeceğim. Sohbet ederken unuttum. İki tane takmıştım. Şimdi burayı 13 yapacağım. İkinci bölümü. 4, 6, 8, 10, 11.
12-13. Bu sıraları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Biri kısa, birisi uzun olur. Çok da çirkin olur. O yüzden emekleriniz de zayi olmasın. Bunlara çok dikkat edin. Birazcık titizlik isteyen bir işlem. Bakın. Bunu böyle aldınız. Bu iğneyi böyle taktınız, iki tane inciye. Böyle sıkılaştırdınız. Çok sık olmasın, çok sert olmayacak. Çok da gevşek olmayacak. Birazcık elinizin ayarı iyi olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci parttayım. İkinci kısmını yapıyorum. Dediğim gibi bunu oturduğunuz yerde bir tane şu pulları falan koymak için bir tane bir şey olsun, kumaş olsun arkadaşlar, birazcık şöyle yarım metre kadar kare bir kumaşınız olsun. Şuralar full ulaştı. Şuralar iki tane, şöyle şurası da iki tane olacak. Böyle kiraz dalı gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunun bir de ben yeşil yazma bulamadım maalesef. Birkaç tane mağaza gezdim, bulamadım. İnternetten bakacağım. Ve siparişini de verdim. Birkaç tane olsa daha iyi olacak çünkü. Renkler tam istediğim gibi olacak mı bilemediğim için şansımı deneyeceğim. 3 tane yere de ayrı ayrı sipariş vereceğim. Zaten cenk yazmaları da çok fazla pahalı değil. Bu aldığım düz olanı yaklaşık 19 lira, 20 lira, 25 lira o civarda. Çok pahalı değil. Ama yine de siz kaliteden ödün vermeyin. Güzel bir şeyler olsun. Cenk olsun markası. Şöyle yapınca da hem ilerlemiş olacağız. Böyle yaparak devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi aldığım yüzünü de yapacağım. Onu da işlerken bizzat sizinle paylaşacağım. İlk önce çizimini göstereceğim. Sonrasında da işleme şeklini göstereceğim. Kaç paket pul gidecek? O da tabii ki sürpriz. Dediğim gibi 30 paket falan toplamda. Yok, gitmeyebilir, pardon. Toplamda ya şunlarla birlikte 30 paket olabilir. O yüzden gözünüzü korkutmayayım şimdiden. Evet. Bak. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. 22 dakika olmuş. Bu da bizim mahallenin diyelim ya da köyün orijinal aldığım ise, bu da diğer bir mahallenin orijinal aldığım ise. O yüzden bu birazcık hayal dünyamıza bağlı. Böyle yeşil o yapabilirsiniz kenarı, ama mutlaka bu şekilde pul olacak. Kenarlar siyah olacak. Kullandığınız, şuraya işlediğiniz ip de siyah olacak arkadaşlar. Yani şunları da şurada ben nasıl beyaz yaptıysam, beyaz ip kullandıysam, pulunuz şu, pardon, inci boncuğunuz hangi renkse diğer kullanacağınız polyester ip de aynı olması gerekiyor. Ama şu ana yüz mutlaka siyahla işlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da bir altın kural. Buradan onları da şimdi siparişlerini verin ya da tamamen hepsini hazır edin. Takıldığınız yerleri de bana sorabilirsiniz. Harika bir aldım yapacağız arkadaşlar. Öğrencilerim toplanın. Bakalım. Bak. Biraz böyle matematiğine güvenen birisi olması lazım bunu yapmak için arkadaşlar. Ona göre biraz hesap kitap istiyor. Ona göre şunlarla kesinlikle sapmamanız gerekiyor. Nasıl başlarsanız öyle gider. Yamuk olmasın. Kesinlikle emekleriniz zayi olabilir. Tekrar söylüyorum. Şimdilik herkese güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.